Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarına hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında yamuk konusundaki alan özellikleri testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Dik yamuk verilmiş. Dik yamuk verildiğinde ne yapıyoruz? Hemen dik dörtgenimizi oluşturuyoruz. Şöyle dikdörtgen oluşturduk. 5 ise 5 buraya ne kaldı? 9. Dikdörtgenden dolayı 90 burası da 90 dolayısıyla. Ve şurada karşımıza ne çıktı? Bir dik üçgen. Dik üçgende 9, 15. Yani 3, 4, 5, 3 katı 9, 12, 15. E o zaman burası da 12 oldu. İster dikdörtgen artı dik üçgenin alanından yap. istersen direkt alt taban artı üst taban. Yani 14 artı 5 çarp yükseklik bölü 2. Dik yamukta şu dik kenar zaten yüksekliktir değil mi? E, bu şekilde de bulabiliriz. Şunlar şunlar sadeleşti. Işte. 6 6 ile 19'u çarptığımız zaman kaç yapıyor? 114 yapıyor. Yani cevabımız 114 çıktı birinci soruda. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da alt taban üst taban verilmiş açı verilmiş. Açının mantığını kullanmak lazım. Açının mantığını nasıl kullanırız? Hop şöyle dikimizi çizerek. Çizdik diki. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. 60'ın karşısı da 3 köküçtür. E ya alan neydi? Alt taban artı üst taban yani 12 çarp yüksekliği ki bölü 2 bize alanı verecektir. Sadeleştir 6 kere 3 18 3 diye buluruz cevabı. Evet ikinci soru 18 3 geldik 3. soruya. EF orta taban verilmiş ve alan isteniliyor bizden. Alan neydi? Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 idi değil mi? Yalnız dikkat et A artı C bölü 2 var burada. A artı C bölü 2 aslında nedir? Hocam orta taban çarpı yükseklik oluyor o zaman. Yani istersen A'de C'de işte alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den yine bulabilirsin. A artı C zaten belli. A artı C bölü 2'ye de olduğu için onun yerine 14 yazabilirsin. Ya da direkt orta taban çarpı yükseklikte aklında bulunsun E şimdi bana yükseklik lazım. Bu orta taban çizgisiymiş ya Şunları eşitleri yazalım. Bana yamuğun yüksekliği lazım. E yamuğun yüksekliği de şunu şöyle uzatacak olursak. Aa üçgende de orta taban çıktı. Bunlar eşit oldu ve paralel olduğundan dolayı. 3 ise burası da 3 mü oldu? Evet. Yani yamuğun yüksekliği kaç çıktı? 6 çıktı. E orta tabanımız kaç? 7. Çarpı yüksekliğimiz kaç? 6. O zaman 6 kere 7. 42'den cevabı 42 diye ulaşırız. Örnek 3. 42 oldu. Geldik örnek 4'e. Alan ABC'de isteniliyor bizden. Şimdi gençler ne yapabiliriz? Şöyle eşitlik olduğu zaman alanda böyle Hop şu aklımıza gelir. Bu tüm alanın yarısıdır. Eşitlik olduğunda alanda soruluyorsa lütfen buna dikkat edin. E o zaman burada şu üçgenin alanını bulalım. Bu üçgenin alanı nedir? Hocam 10 çarpı 4 bölü 2. 40 bölü 2'den 20. E o zaman burası 20 ise bu da tüm alanın yarısıysa alan ABC'de 2 çarpı 20'ye eşittir. Yani cevap 40'a eşit olur. Örnek 4 40 oldu. Geldik örnek 5'e. ABC'de yamuk denmiş 4 ve 25 verilmiş. E burada alan dağıtımı yapacağız. Bu arada şöyle de yapabilirsiniz. A, A, deyip karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşitleyebilirsiniz. A kare eşittir. Yüzden A'yı 10 bulup sonra tüm alana ulaşabilirsiniz. Ya da şimdi burada kelebek var ya. Kelebekteki oran. Peki kelebek benzerliktir. Benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşittir. E alanlar oranı kare kökü de benzerlik oranına eşittir. Yani 4 bölü 25'in kare kökü 2 bölü 5'tir. E o zaman bez, benzerlik oranı 2 bölü 5 ise burası 2A ise burası 5A. Burası 2B ise burası 5B. Alan dağıtarak da yapabiliriz. Bak 2 A'da kalan 4 ise şu C tepe noktasına göre 2 A'daki 4 ise 2 katı 2 katı o zaman burası 10 yapar. Yamuk dayan eşit burası da 10 dersin. Ya da 2 B'deki 4 ise tepe noktası D'ye göre alan dağıtıyorum. 2 katı 2 katı burası da 10 deriz. Ve tüm alan kaç yapıyor? 4, 10, 25 ve 10'un toplamı yapıyor. O da kaç yapıyor? 49 yapıyor. Evet cevabımız 49 oldu örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Şimdi yamukta şu alan tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Eşit olduğunda yalnız dikkat et. E, geri kalanlar da tüm alanın yarısıdır. E o zaman şu ikisi yarısı bu da yarısıysa bu ikisinin toplamı buraya eşittir. 9 5 daha 14 yani burası da 14. Tüm alan kaç yapıyor o zaman? Bu yarısı ya 14'ün iki katı 28 ya da 14 5 ve 9 toplarız. 28 diye cevaba ulaşırız. Evet örnek 6 28 çıktı. Ve böylelikle bu testi bitirdik mi? Bitirdik. Sırada ne var? Şöyle bir bakalım. Sırada ikiz kenar yamuk var. O zaman bir sonraki videoda ikiz kenar yamuk testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın hoşça kalan